Sayın İsmail Şatıroğlu, Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı. Sayın Şatıroğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Klibi 10 numara bir klip yapmış. Biz de kasketle beraber beğendiniz geldik. Bu seneki tabii ki sloganımız geçen sene olacağız da vardı. Bu sene de kasketle beraber geldik. Yakışmış başkanım Programımızda ama. teşekkür ederim. Programımızda kasket açalım diye Çok güzel, böyle yakışmış. geldik. Teşekkür ederim. Evet, önce İsmail Şatıroğlu kimdir? Evet. Şöyle bir Ben bilmeyenler bir öğrensin. müsaadenizle şapkamı şöyle Ha. yan tarafa alayım Aynen logomuzla öyle. beraber. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Zeki Bey, bugün anlamlı bir gün. Hem Trabzon için hem Trabzonsporlu olan herkes için 24 Şubat gerçekten çok anlamlı bir gün. Evet başkanım. Ben bugünle ilgili bize bu imkanı verdiğiniz için başta yönetim kurulunuza ve sizlere şahsım ve kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün bizi izleyenlere de selam, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Trabzon'da doğmak, başka şehirde doğmak, ülkenin dışında doğmak hiç önemli değildir Trabzon'un birisi için. Önemli olan ruhtur. Trabzon'un ruhunu kaybetmez. Dolayısıyla biz o ruhu içimizde taşıyan insanlarız. Trabzon'un en önemli özelliklerinden bir tanesi. 60 yıla yakın İstanbul'a yerleşmiş Trabzon Çaykaralı bir ailenin 4 erkek evladından 3 numarası olan biriyim. 1983'ten sonra babamızın işlerini devralarak işlerimize başladık. İnşaat malzemeleri ve taahhüt işleriyle beraber ve en büyük abimle beraber yurt dışındaki taahhüt işlerimizle beraber daha sonra sağlık ve eğitim sektörüne girdik. Şu an sağlık ve eğitim sektöründe devam ediyoruz. Çalışma şartlarımız ve imkanlar nispetinde değişik de işlerde tabii yaptık. Bu konulara gireceğiz. Tabii ki bugünün anlam ve önemi en önemli şeyi Trabzon'un Trabzon Kurtuluş kurtuluşu. Mukaddesi, evet. İsterseniz biz Trabzon'un kurtuluşundan Siz tarihi çok başlayalım. seversiniz. Doğru söylüyorsun Ben başkanım. tabii ki bu konuda biraz daha hassas olan bir kardeşiniz olarak Evet. bugün 24 Şubat Trabzon'un 103. Kurtuluş yıl Yıldönümü, dönümü. evet. Tabii ki bu hastalık sürecinde, bu sıkıntılı dönemde bu kutlamalar, etkinliklerimizi yapamadık. Hiçbir yerde yapılamadı. Trabzon'da da yapılamadı. Bugün Trabzon Belediye Başkanımızı takip ettim. O da sadece meydanda bir kutlama ile beraber olayı tamamlamaya çalıştılar. Bu maalesef bu salgın ve hastalık durumu bütün bu bizim programlarımızı iptal etti. Ama Trabzon'un kurtuluşu 1916'da Rus işgaliyle beraber başlayan ve 1918'de biten bu mücadele büyük eziyetler verilerek büyük orada can siparişine efendim insanların efendim uğraşıyla beraber ve ilk milli mücadelenin başladığı yerde Trabzon. Bu manada da çok önemlidir. Şimdi biz öncelikle bize bu toprakları vatan yapan geçmişlerimize, gazilerimize ve şehitlerimize, annelerimize, ninelerimize, dedelerimize ben rahmet dileyerek emeğe geçen ve bu uğurda mücadele eden, kan döken herkesi saygıyla, muhabbetle ve dualarla burada yad etmek istiyorum. Bu topraklar çok kutsal topraklar. Biz bunu böyle söyleyince bazılarına tuhaf gelebilir. Evet, 4000 yıllık bir medeniyetin ürünüdür Trabzon. Trabzon İstanbul'dan sonra en önemli şehir olan bir toprak parçasıdır Trabzon. Trabzon, düşünebiliyor musunuz? İstanbul matbaasından sonra Anadolu'daki ikinci matbaanın olduğu yerdir Trabzon. Trabzon nevi şahsına münhasır çok büyük özellikler taşıyan bir toprak. Tarih boyunca. Tabii ki. Dolayısıyla bakın burada büyük çoğunluğumuzun bilmediği bizim Rus işgaliyle beraber Rize, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'dan 1916'da 1 milyon üstünde insanımız muhacir olarak yollara düştü. Bakın 100 bin O zaman civarında. düşmandan kaçarak mı başkanım? Tabii efendim teknelerle 6 günde orduya gitti. Bakın bizim valimiz
Trabzon valisi, Trabzon öyle bir toprak parçası ki Batum'dan Kastamonu'ya kadar. Vilayet Trabzon. Tabii vilayet Trabzon. 1923'e kadar hepsinin bağlı olduğu tek vilayet. Böyle bir toprak parçası Trabzon. Dolayısıyla bakın 1 milyon 200'e yakın insanımız muhacir olarak Kastamonu'ya kadar, İzmit'e kadar, Sivas'a kadar. Bakın Sivas'a 96 bin insanımız gitmiş. Ve büyük burada yollarda ölen, büyük zayiatlar vererek gitti bu insanlar. Ve bunlarla ilgili bilgi var mı başkanım elinizde? Tabii ki. Tarihi gerçekler bunlar. Bakın biz bunlarla ilgili şu an bizim yönetim kurulu üyemiz, başkan yardımcımız, çok kıymetli tarihçimiz Mustafa Durmuş hocamız bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bakın burada 250 bine yakın insanımız şehit oldu. Bu Trabzon'dan göç ederken. Evet efendim. 250 bin civarında. Ve bu 1 milyon üstündeki insanımızın muhacir olarak yollara düştükten sonra sadece geriye dönenin 175 bin kişi. Ve bu kadar acı bir gerçek var. Ve bakın bundan yaklaşık 6 ay kadar evvel Ordu'da 3 bin kişilik kimsesizler mezarlığı diye bir mezarlık bulundu. Kimsesizler yeni mi bulunmuş başkanım? Evet efendim 6 ay oldu. Kimmiş onlar? Trabzonlu muhacirlerin mezarlığı. Hepsi mi Trabzonlu? Evet efendim. Bakın Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Trabzon Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ordu Valiliği şu an bununla ilgili. Ordu'da değil mi? Ordu'da evet, muhacirler. Ordu mi? Perşembe'de 3 bin kişilik bak kimsesizler mezarlığı ve burası Allah nasip ederse bundan bir ay kadar evvel Ordu Kent Konseyi Başkanı beni aradı. Bununla ilgili bizi de bilgilendirdi. Biz de her türlü desteği burada kendilerine vereceğimizi ifade ettik. Bunda Allah nasip ederse orada bu mezarlığı düzeltilecek en böyle ziyaret edilebilecek çok güzel anlam taşıyabilecek bir şekle getirip burayı bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bakın geçen hafta 700 kişilik bir mezarlık daha bulundu. Nerede yine başkanım? Yine o da Ordu'da. Allah Allah. Tabii ki bakın bunlar insanımızın çekmiş olduğu eziyetlerden. Bunlar acaba şu anda Trabzon Belediye Başkanı'nın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın haberi var mı acaba? Tabii efendim. Bunlar birebir Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaklaşık 6 aydır bu görüşmeler devam ediyor. Hı hı. Biz de inşallah bunların takipçisi oluyoruz ve bunlara da destek veriyoruz. Elimizden gelen ne varsa Trabzon Dernekler Federasyonu olarak bütün katkıyı da bunlara vereceğiz. Şunun için bunları anlatıyorum. Bizim insanımız çok çilekeş. Bizim insanımız çok çile çekti. Gerçekten Trabzon Lisesi ile beraber Galatasaray Lisesi'nden sonraki en meşhur evet. lise. Yazarıyla, çizeriyle, tarihçisiyle, sanatçısıyla. Biz böyle bir toprağın parçası olmanın gururunu yaşıyorum ben. Ve bu toprağın insanlarına da hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dolayısıyla bu toprak parçası bizim için çok önemli. Her Trabzonlu için çok önemli. Bazıları diyor ya Zeki Bey, ya her yerde Trabzonlu. Evet. Yani geçen bir televizyon programında bana soruyorlar. Ya İstanbul'da 11 tane belediye başkanı var. Evet. Ya bu çok değil mi? Dedim ki beni hemşerilerim arıyor bununla ilgili bize stajda bulunuyorlar. Niye çok Trabzonlu var? Niye 39 ilçenin yarısı Trabzonlu değil diye? Siz çok diye bahsediyorsunuz. Benim insanım bunu hak ediyor. Biz çok çalışıyoruz. Bakın 60 yıla yakındır İstanbul'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak örnek veriyorum. Bizim insanlarımız oralardan göçtü geldi. Muhacirlikle geldi. Evet. Biz o dağlardan geldik Zeki Bey. Bütün herkes belli o eziyetleri çekerek buralara geldi. Hepimiz eskilerimiz, babalarımız, dedelerimiz çok çalıştılar. Ve hepimizi okutmak için, hepimiz belli yerlere gelmesi için gece gündüz çalıştılar. Ve bu millete, bu memlekete başarılı, faydalı bir birey yetiştirme adına elinden gelen bütün gayretleri bizim babalarımız, atalarımız çok zahmet çektiler. Dolayısıyla bizim insanımız her şeyi hak ediyor. Bu manada hiç kimsenin en ufak bir söz söylemeye hakkı yok diye düşünüyorum. Rahmetli şehidimizin Eren Bülbül'ün annesinin orada bir ifadesi vardır Zeki Bey. Diyor ki oğlumun şehit olmasından çok mutluyum. Yani bir şehit annesi olmasından son derece mutluyum. Ama oğlum çok eziyet çekti. Çok fakirlik çekti. Yani o çantasının üzerine karlarla 20 liraya beraber günlük çalışıyor. Evet. Yani ben sadece üzüntüm budur evet, diyor. Evet. Yani dolayısıyla Karadeniz insanı
Çok çilekeştir Zeki Bey. Evet. Hepimiz oralardan geldik. Biz oraları bilen insanlarız. Dolayısıyla bizim insanımız her türlü güzelliği, her türlü başarıyı hak ediyor. Sosyal faaliyetler Zeki Bey, ben 23 yaşında bu işleri seven bir insan olarak kulüp başkanı olarak başladım. 16 yıl Türkiye'deki hemen hemen en fazla kulüp başkanlığı yapan ikincilikte birisi olarak 16 yıl kulüp başkanlığı yaptım. Dolayısıyla sosyal işleri seven, insanların katkı vermeye kendine şiar edinmiş, bu manada eldesiz insanlarla ilgili ne yapabilirim? Bu düşünceler ve içerisinde Allah da bize nasip etti. Burada da biz bu görevi aldık. 3 yıldır da bu görevi yürütüyoruz. Ciddi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Muhakkak eksiklerimiz vardır. Zeki Bey, samimi olursanız, İşinizi de severseniz, bu nerede olursa olsun. Severek mi yapıyorsun başkanım? Tabii ki ben her yaptığım işi çok severim. Ticarette de öyleyim, sosyal faaliyetlerimde de öyleyim. Dolayısıyla sevdiğim bir iş, burada insanlarımı ne yapabilirim, ne katkı verebilirim, biraz daha nasıl ileri itebilirim diye, bunun uğraşı ve çabası içerisinde, bu da beni son derece mutlu ediyor. Bize bu görevi vermişler, insanlar bize inanmışlar, güvenmişler, buraya bizi getirmişler. Eldesiz ve beklentisiz bir şekilde, elimizden gelen bütün gayreti göstererek, dolayısıyla insanlarımıza ne tür katkı verebiliriz, onun uğraşı ve çabası içerisindeyiz. Biz yıllar evvel İstanbul'a gelmiş ve birbirlerini görme adına, evet, dernekçilik faaliyetlerine başlamış kıymetli büyüklerimizden benim buralara kadar gelmişiz. İşte biraz evvel ifade ettik. Binlerce insanımız yollarda çeşitli sebeplerle edebiyete intikal etti ve rahmetli oldular. Büyük çile çekti bizim insanımız. Yani Trabzon dediğiniz zaman Zeki Bey, yani ben tabii ki duygulanıyorum hakikaten. Bizim insanımız çilekeş, bu memlekete çok şey vermiş. Bakın, milli mücadelenin başladığı yerdir Trabzon. Dolayısıyla bize bu toprakları vatan yapan bütün geçmişlerimizi buradan rahmetle, saygıyla, hürmetle ve duayla yad ediyorum. Trabzon nevi şahsına münasır bir kent. Bakın, ya kolay değil 1976'da, 23 Mayıs 1976'da İstanbul Saltanatı'nı yıkıp Anadolu'ya şampiyonluğu getiren bir şehirdir Trabzon. Trabzon başkaldırıdır. Trabzon mücadelecidir. Dolayısıyla bizim hem vizyonumuz hem misyonumuz çok büyük. Onun için Trabzonlar çok önemlidir. Ben bu vurguyu çok yapıyorum. Belki bu manada bıyık altı böyle güzel gülüyorsunuz ama bizim hakikaten Trabzon bu memleketin olmaz. Sizin Trabzon heyecanınıza yani, gidiyor başkanım. Biz enerjisi yüksek insanlarız. O toprağın bize vermiş olduğu yapıdır bu. Biz heyecanlı insanlarız. Evet, dolayısıyla enerjimiz de yüksektir. Biz Trabzonlu insanının her manada, her yerde daha da önde olması adına biz elimizden ne geliyorsa, bakın biz dernekçilik adına, federasyonla beraber bütün lobi faaliyetlerimizi elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Biraz sonra bu yaptığını konuşacağız yani, başkanım zaten. Bunlara da gireceğiz edeceğiz. Evet. Dolayısıyla Trabzon her yerde önde olmalıdır diyorum. Çünkü niye bunu söylüyorum? Trabzon insanı bunu hak ettiği için bunu söylüyorum. Evet, milli mücadelenin başladığı yerdir Trabzon. Bu kadar açık ve net. Buyur. Başkanım, o zaman şöyle söyleyeyim. Siz 1990'lı yıllardan beri Trabzon Dernekler Birliği vardı biliyorsunuz İstanbul'da. Bu lobi çalışmaların sonrasında Trabzon Dernekler Federasyonu oldu ve siz bir dönemde program başında söylediğiniz gibi Sayın Mustafa Demir'in döneminde de çalışmıştınız. Ondan sonraki kongrede de genel başkan olarak göreve başladınız değil mi başkanım? Doğrudur. Ben öncelikle buradan bir teşekkür etmek mecburiyetimiz var Zeki Bey. Evet başkanım. 1990 yılında Trabzon Dernekler Birliği adı altında çok değerli ağabeyimiz, kıymetli hemşerimiz Ergün Gürsoy ve yine değerli bir hemşerimiz, büyüğümüz Tekin Küçük Ali, buradan kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu Trabzon Dernekler Birliği'ni kurdular. Onların çalışmalarıyla beraber daha sonradan 2005 yılında resmiyet kazanarak Trabzon Dernekler Federasyonu adı altında başta Nurettin Turan, daha sonra Mustafa Demir ve acizane bendeniz bu silsileyi böyle getirmek suretiyle beraber bir dönemde Mustafa Demir'le beraber başkan vekili olarak çalıştım ve 3 yıl oldu. Biz de büyük bir kongreyle
Büyük bir yerde. Çok büyük katılım oldu sanırım o zaman. Büyük katılımla, evet. Yani 1000 kişiye yakın bir katılımla, evet. Çok güzel bir kongre yaparak Allah bize bunu nasip etti. Hı. Ve 3 yıldır da bu çalışmaların içerisindeyiz. Hopa'dan geçen bir arkadaş arıyor. Trabzonlu. Trabzonlu tabii. Hopa'da görev yapıyor. Devlet memuru. Bir kardeşimiz WhatsApp'tan bana ulaşmış. Mesaj atıyor. Yani bu bizim görevimiz bu. İş bulmak mı başkanım? Yani devletin görevi ama. Bunu millet bilsin ama hayır, yani şimdi başkanım. Muhakkak ki burası iş bulma kurumu değil. Evet. Yani dernekler, federasyonlar bu manada katkı verebilecek, elinden ne geliyorsa yardımcı olabilecek durumdadır. Ama yani burada iş bulacak, işe yerleştirecek, o tarz bir şey yapma şansı yoktur hiçbir derneğin, hiçbir federasyonda. Ama biraz evvelki bilmiyorum ismini, arkadaşımız söylediği, bizim Trabzon dışına çıkmış çok kıymetli iş adamlarımız, hemşerilerimiz var. Trabzon'a zaman zaman yatırımları yaptı. Bugün de mesela Hüseyin Başaran'dan orada ciddi bir otel yatırımı var. Onunla ilgili konuştuk. İş adamlarımız zaten bu konuda konuştuk. Allah nasip ederse bakın bu hafta içerisinde ben de kısmet olursa inşallah bir Trabzon'a bir yatırım düşünüyorum. Evet, Türkiye'de başka örneği olmayan sadece ve sadece Trabzon'da olan bir kardeş vilayet vardır. Neresi başkanım? Maraş, Trabzon kardeş vilayet. Evet, evet, tabii. Bakın biz bu sene ne yaptık? Kardeşle beraber ortak Yeni Kapı etkinliğini yaptık. Doğru. Maraş. Maraş'a da selam olsun buradan tabii o zaman. Tabii ki. Maraş'ta hemşerilerimiz, onlar bizim hemşerilerimiz. Hı hı hı. Biliyorsunuz Trabzon'daki en büyük caddenin adı Maraş Caddesi. Evet. Maraş'taki en büyük caddenin adı da Trabzon Sebep Caddesi. Sebep olanlardan da Allah razı olsun. Federasyonuna önemli katkıları olan kıymetli bir abimizi burada ismini unuttum. Tahsin Usta'yı da burada saygıyla burada almak istiyorum. Kendisi de gerçekten çok büyük emekler verdi. Çok ciddi bir etkinlik yaptık. Yani bu etkinliğimizde 30'a yakın sanatçımız buraya geldi. 15'e yakın tarihçi insanımızı burada efendim söyleşi yaptırdık. Ciddi bir etkinlik yaptık. Hı hı. Tabii ki bunun haricinde Trabzonlar buluşması yaptık. Cumhurbaşkanlığı Trabzonlar buluşmasını yaptık. Evet. Cumhurbaşkanımızla buluştuk. Siz de oradaydınız hatırlıyorum. Evet, çok ciddi bir 20 bin üzerinde katılımla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber ciddi bir program yapıldı. Bakanlarımızın, 4 hemşeri bakanlarımızın burada buluşmasını tabii bir araya gelmesini sağladık. 31 Mart yerel seçimlerinde Trabzonlu adaylar buluşmasını yaptık biz burada. Mesela ilk programımızı hemşerimiz şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber kahvaltı programı ile başladık. Akgün Otel'de orada ciddi bir kahvaltı programı yaparak programımıza başladık. Daha sonra değişik partilerden AK Parti'deki adaylarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki adaylarımızla toplantılar düzenledik. Bunu halkımızla bir araya getirmeye çalıştık. Ve en önemli şeylerimizden bir tanesi sosyal medyada da size de sordular, sayfanızı da gördüm tesadüfen bugün baktığımda. Bir üstad sanatçı zannedersem Taner Hacı Kahveci. Taner Eyüboğlu. Taner Eyüboğlu sanatçılar adına soru sormuş. Evet, oraya girecektik onu, sıra. Onu da orada gördüm. Biz bakın mesela Taner Bey'in herhalde haberi yok. Biz kendisini keyifle ve böyle zevkle izlediğimiz bir sanatçımız, hemşerimiz, kıymetli bir kardeşimiz. Trabzon'un güzel bir sesidir. Kendisinin belki haberi yoktur. Biz 100'ün üzerinde sanatçıyı davet ettik. Biz de katıldık gazeteci olarak başkanım. Evet, yaklaşık 60'a yakın bizim Rize ve Giresunlu sanatçılarımız da vardı. 60'a yakın işte. Kahvaltıya davet etmiştik. Yani onları güzel bir toplantı yaptık. Onlarla ilgili ne yapabiliriz? Sizlerle ilgili daha nasıl katkı verebiliriz? Onlar adına teşekkür ediyorum size başkanım. Rica ederim. Tabii ki bunlar bizim görevlerimiz. Bunun haricinde tabii ki her yıl yaptığımız gibi edebiyata intikal etmiş büyük değerimiz, Karadeniz'in, ülkemizin büyük değeri Erkan Ocaklı'yı biz her yıl mezarı başında efendim çok ciddi bir şekilde anma töreni yapıyoruz onu. Yani genç nesillere, gelecek kuşaklara bunu da tanıtma anlamında elimizden gelen bütün gayreti onun için gösteriyoruz. Ve bunu hiç ihmal etmeden her yıl mümkün olduğu kadar
yapmaya çalışıyoruz. Hasta sanatçılarımızı ziyaret ettik. Hacı Kahveci'yi mesela. Yani orada tabii ölmeden ki, önce ziyaret ben eden. Ben kendisini orada hastanede ilk defa tanımıştım, etmiştim. Orada çok da mutlu olmuştu. Hatta ona bir söz de vermiştim. İnşallah kendiniz de burada bakacaksınız. Sapa sağlam çıkacaksınız. Ve size İstanbul'da çok büyük bir gece organize edeceğiz diye. Hemen tesadüf etti orada yine Karadeniz'in Ayhan Aptekin. Değerli bir sanatçısı, o da bir rahatsızlık geçirmişti. Onu da o vesileyle, onu da moral verdiniz başkanım. O zamanlar moral verdiniz. Yani biz elimizden geldiği kadar insanlarımıza ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl katkı verebiliriz, onları daha ileriye nasıl itebiliriz diye. Biz tabii ki devlet değiliz, biz bakanlık değiliz, biz belediye değiliz. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yani bu tabii gönüllülük esasına dayanmış. Efendim, severek yaptığımız bir iş olduğu için insanlarımıza nasıl katkı verebiliriz mücadelesi içerisindeyiz.